denir. Sen bizim yaylaya gel başın için, dertliler oturmuş derdin söyleşin. Etme intizar, dertliler oturmuş derdin söyleşin. Etme intizarın, gel başın için. Hey hey hey. Davut sularıyım aktı zamanda, bir yıldız doğmuştur vakti zamanda. Seher bülbülü ulu divanda, sen benim vekilim ol başın için. Hey 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 hey. Seher muhteşem. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Hayır, şimdi misafir diyecek ki yani bunun için mi çağırdın Zeynep? Ama yani arkadaşım, kastın mı var? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Biz şimdi sohbete nasıl devam edeceğiz? Yani değil böyle mi? Muhteşem bir şey dinledikten sonra Nilgün Hanım'la biz böyle kaldık. Vallahi. Duygu yüklüyüm diye. Şu an bir de ben de Sivas'ta dünyaya geldim ya. Babam göreliyken Onur Bey de orada dünyaya gelmiş. Bir de böyle güzel de güzel türkü olunca ben de kendimi saldım diyebilirim. Şimdi tabii bayramlar aynı çok zamanda. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Türkülerimiz çok güzel. Evet. Çok güzel yazılmış. Bize böyle düzgünce biraz söylemek kalıyor diye düşünüyorum. Hani memlekete gidilince Sıla-i Rahim yapılır ya. Evet. Bana biraz kulağın Sıla-i Rahim'i de türkü gibi geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani oradan bağlayıp böyle bir bu çok güzel oldu. Kulağın Sıla-i Rahim'i türküdür. Tabii ki. Ama bu çok müthiş doğru. Oldu. Bir yerde gerçekten. Diyelim. Gerçekten de öyle yani. İnsanın özüne döneceği, köküne döneceği yer, anladığı dil,
Müthiş hakikaten. Çok güzel gerçekten. Ortasından başladık sohbetin, sizin yüzünüzden oldu. Konuyu buradan açmasaydınız. O zaman oh canımıza değsin diyelim. Değsin vallahi, çünkü ben hayalimdeki bayramı yaşıyorum. Muhteşem. Eyvallah. Bir sofra kurulmuş çünkü el emeği. Ne güzel. Nilgün Hanım'ın emeği. Evet. Ve sizin emeğiniz bir tarafta. Ve bayram sofrasında başka ne istenir, ne olur ki yani? Evet, tatlı değil güler yüz. Evet. Kesinlikle. Ben şimdiden söyleyeyim. Misafir yolcu edilirken de söylenebilir ama yani şimdiden ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Eyvallah. Çünkü elinize sağlık sofrası var burada. Hani evet. Ben gözümü neye dikeyim, hangisinden kendimi alayım onu bilemiyorum bir taraftan da. Onurşan'ın muhteşem sesini dinledik, harikuladeydi, tamam. Bir de ruhumuz babam şey gıdalanıyor. Bir yandan da midemiz de şifalanacak. Allah tekrarını nasip etsin de var. Rahmetli babam öyle derdi. Onu da, şunun onu da Allah tekrarını evet hep nasip etsin. Çünkü bayram dediğimizde anladığımız şey gerçekten sevdiklerimizle bir arada olmak. Evet. Hani karınca kararınca 3-5 tatlı sohbet etmek, evet. Güzel bir şeyler yemek, güzel bir şeyler dinlemek, kulağın sıla-i rahimini yapmak gerçekten öyle. Vallahi çok teşekkür ederim ben. İzleyicilerimiz adına da, çünkü siz çok güzel laflar. İster istemez bugün hep döneceğiz bunlara. Bir aile büyüğüm şöyle derdi. Misafire şöyle döner bakar. Ay çok teşekkür ederim. Evimizi şenlendirdiniz diye. Evimizi şenlendirdiniz. Eyvallah. Çünkü gözde, gönülde, kulakta, ruhta doyuyor böyle güzelliklerle. Teşekkür ederiz. Nilgün Hanım. İzleyenlerimiz sizi biliyor ama. Yani biz her seferinde şaşırmaktan. Estağfurullah, o sizin güzel şöyle bir sevginiz, bakıyoruz. Teveccühünüz. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl bir bayram sofrası arkadaşlar? Vallahi doyulur. Mutlu olunur değil mi? Ya da doyulur mu? Doyulur mu? Ya da o da var evet. Ben bir şeylerin hazırlığını alıyor gibiyim orada ama yani evet. Çok heyecan verici bu gerçekten. Niye bu kadar mutlu oluyoruz? Müziği de dinlerken niye mutlu olduğumuza geleceğiz sohbette ama tabii. Biz şöyle güzellikleri görünce niye mutlu oluyoruz Nilgün Hanım? Ya insanın doğuştan itibaren zaten yaşam gayesi nedir? İhtiyaçlar ihtiyaçları doğurur diye bir Maslow teorisi var ya. Mutlaka açlık ihtiyacımızı gidermemiz gerekiyor. Öncelikle açlıkları ihtiyaç için yemekler yenilmiş. Sonra bakılmış insanlar geliştikçe, ilerledikçe bu sefer güzel yemekler bulunmuş. Ülkeler, kıtalar birbirinin arasında buluşmaya başlamış. Muhteşem bir dünya yemek kültürü ortaya çıkmış. Ama bu yemek kültürünün en önemli özelliği de Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün dünyayı, bütün kıtalara yaydığı yemek kültürü olmuş diye düşünüyorum. Ben böyle düşünmekteyim. Nedir sizce? Yani mukayeseli olarak bildiğiniz için hani şimdi tek bunlara gelmeden evvel şunu sormak istiyorum. Yani medeniyetin önemli bir parçası ve göstergesi kesinlikle. Mutfak diye düşünüyorum ama farkını ortaya çıkaran şey ne? Siz dünyaya bakmış bir insansınız. Estağfurullah. Şimdi bir defa şöyle bir şey. Mesela biz kendi ülkemiz olarak düşünelim. Bir Sivas bölgesindeki yemeklerle bir Ege'deki yemek, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu derken ortaya coğrafik etkiler çok etkili oluyor. Yani toprakta yetişen, iklim örtüsünde oluşan ve insanların bir araya gelerek oluşturdukları yiyeceklerin birbirine bakarak bizde pirinç yok ama bunun yerine bulgur koyabiliriz gibi. Şeker yok ya. Coğrafi çeşitlilik de güzel etkili. Yansıyor çok yani. Önemli. O çok çok önemli zaten. Arkasında şeker yoksa belki bir pekmezle bir balla da yapılabilmesi. Hani her ülke arasında farklılaşım gösteriyor biliyorsunuz. Dolayısıyla ben o açıdan bakıyorum. Bir de bizim gelenek ve göreneklerimiz çok kaliteli, çok düzeyli. Geçmişten sağlam bir kültür olduğumuz için bu her zaman inşallah gelecek nesillerimize bu şekilde aktarılacak. Bunun da büyük etkisini görmekteyim ben. Hele bayramlarımız, dini ve milli bayramlarımızda bizim aile geleneklerimiz değil mi Onur Bey? Sizler de lütfen konuya dahil olun. Hem güzel şeyleri de öğrenmiş yok, oluruz. Yani ne dedim ya bugün yani ruhumuzda, evet. Bedenimizde doyacak o çok belli. Tabii bunlar da çok etkili olmuş. Ve ortaya işte bayramlarda neler çıkmış? Bir baklava olmazsa olmaz olmuş. Bir kadayıf, işte su böreği, yaprak sarması, ne bileyim aklıma şu an ne geliyor? Şerbetler, özellikle şerbetler bayramlarda sofrada vazgeçilmez o rengiyle olmuş. De kokusuyla da bu arada. Bayram çörekleri, mesela lokumlarımız. Say bakla bitmiyor aslında. Kendi kendime oyun çıkardım ben. Siz nasıl? Burada yoktunuz, henüz hazırlanıyordunuz içeride. Ben sürahilerin başına geçtim. Karaflardan şöyle bir kokladım. Hangisi hangisidir onu çözmeye çalıştım. Bulmuşsundur. Yapalım mı? Yapalım. Bence de.
Soralım mı arkadaşlara? Deneyelim mi? Ne dersiniz? Bence damağına olur. Güveniyor mu acaba arkadaşlar? İkna ile deneriz. Tabii. İkna ile deneriz. Koklasınlar o zaman. Başlayalım. Tabii. Burada dört çeşit şerbetimiz var arkadaşlar. Tamam. Ben demin geldim birini bulamadım, onu söyleyeyim. Şimdi ama mesela şu geçsin. Mutlaka Onur Bey onu bilecek. Çünkü o da ne bilir. Bu? Bu kekik. Bak nasıl bildim. Koklatayım mı arkadaşlar? Yani sınavın anlamı kalmadı. O tarafa doğru arkadaşlar. Kekik bayağı bariz kekik kokuyor. O zaman şunu bir kokla, onu alayım. Ama aklınıza bir şey gelirse hemen söylemeyin. Şöyle ha, bir gelsin mi? Yani. Tamam. Tabii canım öyle tabii, kaçmak biraz yok. Biraz arkadaşlar da aldınız mı? Bu biraz muallakta kaldım diyeyim hadi. Ben de onu bulamamıştım zaten. Onu açıkça söyleyeyim. Ben onu bulamamıştım. Çok güzel bir oyun oydu aslında. Harika bir şey. Nedir vallahi arkadaşlar? Bir ben alalım. De bilemedim. Şey de içmemiz lazım bilmemiz. Ama hangi yörede doğdunuz? Hangi şehirlerde dünyaya geldiniz? Ben de Sivaslıyım. Zaten kardeşim. Evet olmaz orada. Evet onun beyin kardeşi. Evet. Sivaslı arkadaşımızla. Tunceli. Sizler bilemezsiniz. Zeynep'ciğim siz nereliydiniz? Ben Rumeliliyim. Tamam siz bilirsiniz bunu. Hocam. Ben buyurun. İşte bilemediğim de buydu. En kopyası. Şey. Kopya. Bak kopya var orada. Aa, bir dakika. Bir dakika. Tamam söylemiyoruz. Kenarda dursun. Hayır görüntüden de çözemezsek zaten yani dağılalım olay. İlek inciri. İncirdi. Az önce şerbeti. Kokladığımız İncir. Şerbet incirdi. İlki kekikti fakat evet. Tadına bakmadım. Beni şoke eden birinci şerbet lavanta şerbeti. Lavanta şerbeti içtiniz siz mi arkadaşlar? Siz getirmiştim ben size galiba. Yok. Kulağa nasıl geliyor? Biraz ya şey böyle lavanta gül içince ben tabii ki de faydalıdır. Kolonya içmişim gibi geliyor. Hani böyle döksek daha iyiydi falan diye. Yani evet, kokusu iyi tamam ama içmesek de olur diye. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de lavanta ile ilgili öyle bir önyargıya sahiptim. Fakat içtim. Tamam ya kefil olmayayım ama yani güzeldi. Çok güzeldi diyecektim. Güzel. Yok yok güzel. Ben sevdim. Güzel. Ben sevdim ama çok yani, belirleyici bir zevkim yok gülün, onu söyleyeyim. Gül çok faydalı. Tabii ki. Bildiğim kadarıyla. Tabii ki. Osmanlı'nın gül sirkesi de öyle değil mi? Sirkesi evet şöyle, kesinlikle. İlla ki ama hani hiç alışmamışız ya. Daha doğrusu unutturulmuş mu diyelim hani. Şöyle unutmuşuz mu diyelim hani. Biraz önce size demiştim ya nerelisiniz diye hatırlarsanız. Hmm. Şimdi o da ne etkili oluyor biliyor musunuz? Alışkanlıklarınız. Bu gül değil mi? Gül. Hoş geldiniz. Her yerde gül. Her yerde gül var. Her yerde gülü bulabiliriz. Ama dediğiniz ama gibi bir kokusundan kendini bulmak çok çabuk belli eden bir şey gül. Şimdi tıpkı incir gibi ikinci çok sınav güzel. Sorumuz geliyor arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Çok güzel değil mi? Abi. Öyle mi? Gül. Aşk olsun Baran Sel Bey yani. Ben onu alayım. Baharı var. Şey bundan. Söylüyor şu anda içinden Baran Sel Bey. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Yani öyle gidiyor gibi anlıyorum ben. Şimdi. Bu evet. Da çok güzel bir soru. Değil mi? Ben onu çocukluğumdan tanıyorum tabii, ama. Tabii tabii. Rumeli'de var zaten. Hmm. Bizim burada İstanbul'da ipi de vardı. Bir de şöyle ama iki farklı cinsi var. Birisi Arap cinsi hani deniyor. Hmm. Bir de şey orijinal olanı bu. Can, sağlıklı olan. Papatya mı bu? Bak biraz yakaladı. Çiçek. Çiçek giller. Evet çiçek zaten. Tam adını söyleyemeyebilirim. Baran Sel sen dışarı çıkamıyorsun. Gerçekten şu anda ikili ilişkileri gözden geçiriyoruz. Ya şey yapamadım. Ya getiremedim. Yasemin. 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 Yani Yasemin Hanmeli işte onun o taze benim çocukluğumda var evet, olan bir koku evet. Olduğu için şöyle ben onu bir parça yakaladım diyebilirim. Değil mi? Birazdan tadına ama bakarız. Ama arkadaşlar yani tatma hakkına sahip olanlar gülle ilgili hayranlığını dile getirenler olacak onu söyleyeyim. Evet. Benden uzak olsun diyecek zaten. Eyvahlar olsun. Ama damak zevki biraz da alışkanlık mı yoksa ne? Tabii ki evde ne yetişiyorsa ya evde ne pişiyorsa işte o şehirde o kasabada köyde ne yetişiyorsa hep onlarla şekilleniyor. Hı-hı. Mesela örnek verelim mi Sivas'tan bir madımak, bir hingel ya hingel denir ona galiba. Hingel. Hingel. Patatesli ve etli olur. Yabancı gibi. Hingel yumuşak bir gam geçiriyorsunuz Fransızca gibi değil mi? Evet evet. Ondan yapılır işte batırık bat derler bat yapılır. Ne bileyim işte evelik yemlik vardır orada evet, çok bolca. Evet. Et çok güzeldir yani Sivas'ın. Bulgur ve hamur çeşitleri. Hamur yani. Çeşitleri ama yani et de güzeldir. Et kebaplar da vardır Sivas'ın. O yüzden insanlar işte bulundukları, doğdukları yerin anne babaların sahip olduğu kültürlerle birleşince ortaya çok farklı bir yemek kültürü daha çıkmış oluyor. Bana şu ilginç geliyor. Yani bir yemeğin ne kadar güzel olduğundan ziyade hatıranızda ne kadar izi olduğu çok önemli gibi. Evet. Ben bazen bizim hani çocukluğumdan hatırladığım bir şey.
herkese çok ilginç, çok lezzetli gelmeyebilir ama galiba bana o dünyayı hatırlatıyor. Değil mi? Onun için özlüyorum. Neydi mesela? Ay neydi niye mesela? Aşure mesela. Aşure'den ailede mutlaka yapılıyordur. Evet. Tatlılar özellikle evet. Çok etkili evet. Olur insan evet. Üzerinde. Evet. Bayram deyince sarma. Yaprak sarması evet. Kesinlikle. Aa sizin doğru. Sarma. Sıcak mı soğuk mu yani zeytinyağlı mı etmiyor? Fark etmiyor yapılırken de yerim. Ben yerim her türlü der gibi baktı şu anda. Vardır, orada yapılırken de götürülüyor yani böyle tık tık. Ama lütfen emeğe saygı şimdi böyle söyleyince şeyi hatırlıyorum. Hanımlar için çok zahmetli olan yemeklerin büyük bir itinayla ve yavaş yavaş yenilmesi bekleniyor. Kuzenim vardı. Tadına vararak. Yani çiğnemeden yani diyelim ki sarmayı bütün olarak ağzına atan, evet. Tatlıyı bütün olarak ağzına atan kuzenime kız kardeşi şiddetle kızmıştı. Abi lütfen emeğe saygın olsun. Buradan ben, eşimden özür diliyorum o zaman. Tamamen kamu spotu amaçlı, tamamen dikkate yönelik bir açıklamaydı gerçekten. Şey ısıra ısıra ye. Ben bunu hiç unutmuyorum. Lütfen ısıra ısıra ye. Yani. Doğru. Yo, sarma ben... da bayağı büyük olması lazım ki ısırılsın yani. Şimdi o löp diye gider yani. Yapılacak bazen içerik şer bile gittiği oluyor yani değil mi? Kalem gibi olunca bir evet. De lezzetli olunca insan dayanamıyor. Evet. Gerçekten onun hazına varmak için birden yiyoruz. Aslında o da bir yanlış, bir hatalı bir yemek. Bir şey yense. Soracağım. Şimdi yapanı bulunca sormak lazım tabii. Yani yemek mi? Ama bu sorum size özel. Sonra o tarafa doğru geçebiliriz yine. Yapmak mı zevk? İkram etmek mi zevk? Yemek mi zevk? Vallahi üçü benim için geçerli. Yapmak bir ayrı zevk. Keyif alıyorum çünkü mutfak terapi benim için. Eşimin bana söylediği üzere. Yaptıktan sonra gelen konuklarımı onlara güzel bir sofra hazırlayarak sunmak acayip bir mutluluk veriyor. Bir de tadına vardıktan sonra onların ya senden başkası yapamıyor Nilgün'cüm dedikleri zaman biraz şımarmak galiba. Şımarmayı da çok seviyorum yemek konusunda. Ondan başka bir şey düşünemiyorum. Evet evet üçü de benim için geçerli. Üçte üç benimkisi. Yemek de güzel. Mutfakla aramız nasıl? Bir dakika. Hangi aşamada? Bence oradan başlayalım. Oradan mı başlayalım? Mutfakla ara nasıl acaba? Çok aşağıya kameraman arkadaşları rica ederim. Kontrollü lütfen. Çok güzel. Bakın bu da bir kamu spotudur. Çiçekle göbeklerimizi kapatıyoruz. Ekrana yansımıyor göbek. Teşekkür ediyorum. Şaka bir tarafa mutfakla... Yapım aşamasında arası iyi olan bir marifetli insan arıyorum ben. Orkun Bey. Ben yaparım. Yani menemen demeyin ne olur. Deminki yaprak mevzusu. Biz genelde evde 3-4 kişi işte anne, işte eşimin annesi babası. Genellikle onlarla öyle bir koalisyon durumumuz var. İşte biri yaprağın saplarını keser. İşte biri yaprakları düzenler. Açın. Küçüklerini büyüklerini ayırır. Birbirine ekler tabii falan. Biz bir de genelde iki iç hazırlıyoruz. Bir zeytinyağlı bir etli. Ve hep bir elden sarılır. Ben mesela sarma işini yaparım. Gerçekten. Tabii çok bir de benim anneme sormak lazım tabii. Bu şey hanım köy tarafından. Hanım köy tarafından. Olsun canım o meziyet olduktan sonra her şekilde sergilenir biz diye düşünüyorum. Biz iki kardeşiz bu arada. Evet. Evet evet yani izleyicilerimiz az önce onu paylaşmaya çalışmadı. O yüzden dedim hani anneme bir o tarafta. Bir de bizim anneye sormak lazım. Biz ama abimle birlikte olduğumuz zamanlarda genellikle bekarlık döneminde biz beraber çok keyifli yemekler hazırlıyorduk. Evet. Fırınımızı çalıştırırız, fırında bir şeyler yapılır, ayrı ızgaralar evet. Yaparız. Seviyor musunuz siz de mutfakta iş yapmayı? Ya şöyle aslında alışmamışız öyle söyleyeyim. Yani genelde hani... bunun böyle bir hani nasıl diyeyim neyle alakalı olduğu düşünülür. Anneler hani, mutfağa sokarsa çocuklar öğreniyor biraz hani, da. Eyvallah erkek tamam ama erkek çocuğu hani dur sen yapma falan evet, şeklinde. Biraz öyle bir durum oluyor yani. Ama sonuçta hani mesela erkekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani. Öyle bir ayrım yok. Onun kadar doğru. Mesela hiçbirimiz şey yapamayız herhalde. Veya hani etrafındaki kişileri de o zaman biraz böyle okuyup bakıldığı zaman. Hı hı. Sadece Peygamber Efendimiz değil. Hani. Onlar kadar yardımcı olamayız galiba ama bu daha çok herhalde örfi adeti yani toplumsal hani kimlikle alakalı bir şey. Oradan geldiğini düşünüyorum. Yoksa mesela kadınların daha çok hakkı var baktığın zaman hani işte yemek yapmak mecburiyetinde de değil vesaire. O ayrımlara biz hani, daha çok gitmişiz ister istemez galiba. Yani işte o, yani az önce o biraz örfi adeti olarak gitmiş diye evet. Düşünüyorum. Evet. Okudukça da görüyor insan.
Ben aslında onu biraz kırmaya da gayret ediyorum evde. Hani hem temizlikle ilgili hem yemek bölümüyle ilgili yapamıyorsun. Çünkü o hiç bilmiyorsun yani. Mı? Hani anca bir hadi keyif için salata yapalım vesaire şeklinde bir şey oluyor. Ama onun haricinde şey yapamıyorsun yani. Giremiyorsun. Girmeye çalışıyorsun. Yani çalışıyorsun. Hakkını verme. Takdir etme çünkü ya şöyle, çok şükür falan o da bir takdir. En keyifli tarafı şu anda benim için sorarsanız tabii ki de yeme tarafı. Yani o yüzden hani öyle büyüdüğümüz için, hani öyle gördüğümüz için en keyifli tarafı yeme tarafı. Yani şöyle şeyler oluyor mu? Hani herkes kendi marifeti üzerinden eğer bir sunumda bulunacaksa, yemekler böyle gelse, size teşekkürü türküyle falan yapsanız, bize bir şey dinletseniz mesela. Olabilir tabii ki de ama buradan işte, başlayalım bence. O zaman da eve iş getirme falan durumlar. Allah Allah, hiç bak bunu böyle değerlendireceklerini yani zannetmiyorum ama ilk adımı bu olsun bakalım öyle mi diyecekler. Olabilir, tamam, ama toparlamada falan hani şeyiz, birbirimizi şey yapıyoruz, eğitiyoruz yani, abi kardeş hadi belki şey yapmadık böyle alışmadık ama hadi yapalım edelim şeklinde birbirimizi gazlıyoruz o konuda, değil mi Orkun? Ben de sofra kurulurken veya sofra kaldırılırken elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Özellikle kalabalık misafir gelince öyle. Ama biz bizeyken hanım hep şikayet ediyor. Hep biri gelince yapıyorsun diyor. Biz bizeyken yapıyoruz. O da dışarıya karşı bir böyle bir görüntüyü kurtarma çabası. Belki de farkında olmadan şov yapıyoruz. Olabilir, olabilir. Canım şimdi ben de hep şey... iyi niyetli, iyimser kız kardeş modunda olsun, olsun... Siz o konuda da yardımcı olursanız yavaş yavaş yolu açılır, yalnızken de yaparsınız sonra. Diye ben kapıyı aralamış olayım, bilmiyorum artık. Ya ama alışılmadığı zaman zor oluyor, inanın. Yani benim mesela bazen fazladan böyle bir yardım ettiğimde şey ağır şey geliyor yani. Hissediyorum yani. Ya bir dakika sen falan oluyor. Öyle bir olumsuz bir ses oradan geliyor, geliyor yani. Ben. Hakikaten. Ama ona şey mahal vermeyip hayır bir dakika sen bir dur bakalım deyip buradan girişmeye gayret ediyorum. İşte o ikisinin arasında böyle... Tık 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 gidip geliyoruz. Vallahi yani. İnsan hep dengeyi bulmaya çalışarak yürüyor aslında evet. Bu yolda. Öyle bir durum var. Peki bizim yolumuz şimdi nereye çıkacak arkadaşlar? Nereye benim, gidiyoruz? Bugün bayram günü derler derken Erzincan'daydık. Şimdi Sivas'a. Hadi bakalım. Gidelim. Bölünür
yaz yara böyle güzelim ey güzelim ey güzelim ey. Yardan ayrılmışam bağrım delini, katip arzu halim yaz yara böyle güzelim ey güzelim ey. Bizi hasret koydun kavim kardeşa, katip arzu halim yaz yara böyle güzelim ey güzelim ey güzelim ey. Bizi hasret kavim kardeşa, katip arzu halim yaz yara böyle güzelim güzelim. Zeynep İptal. Evet. Hadi devam edin. Hadi hadi konuşun şimdi. Nasıl konuşacaksınız? Çok merak ediyorum. Devam edin deyince bir eser daha. Gerçekten böyle kaptırıp değil mi? Aynı ben de bırıldanmaya başladım sormayın. Çok hadi güzel siz gerçekten. Hadi siz şehirler birbirinizi buldunuz. Tamam güzel ama yani ben niye kendimi kaybediyorum? Az önce yemek konusundan girdik ama müzik dediğim nerede kalmıştık? Ben biz dağıtıyorsak biz toparlamaya çalışalım. Şimdi şerbetlerin tadına mı bakalım yoksa anlatalım mı? Ne yapalım? Nasıl bir yer? Toplamamız gerçekten lazım kendimizi. Gerçekten benim kendimi bir toplamam lazım. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Evet. Orkun Bey. Gözünüz masanın üzerinde galiba. Hayır. Hızlıca sofraya en çok ilginizi çeken. Şöyle şerbetlerin tadına mı bakalım dediniz ya. Biz evet. Direkt baklavaya girsek olmuyor mu? Ben onu ona bakıyordum. İki tane saniye o kurbana girmekti. Olmaz. Baklavaya girmek diye bir şey yok. Şerbetleri evet. Siz yani, bakın tadına. Bayram sofrasının olmazsa olmazı evet baklava tamam olabilir. Hakikaten ara verdiğimizde burası bitecek. Hazır her şey yerli yerindeyken şöyle bir seyircilerimize gösterelim o zaman. Benim sarhoşluğum üzerine, müzikle ilgili çarpılmışlığım üzerine sorularımı daha sonra soracağım. Şerbetlerin tadına bakacağız ama şu sofrada bayram çöreği var bak Zeynep Hanımcığım görüyor musun? O her yörede farklı şekilde yapılır. Mesela biz Girit'teyiz, Ege'deyiz ya biz zeytinyağlı yaparız. İç Anadolu'da tereyağlı yaparlar. İşte diğer tarafta Trabzon'daki Trabzon yağıyla yapar. Yani oradaki dokuya göre kimisi kaymakla yapar ama mutlaka bayramlarda, geçmiş dönemlerde saray ve halk mutfağında bayram çörek çöreği olmazsa şey olmazmış. Evet bayram çöreğimiz var. Hala hazırda birçok bölgede bu bayram çöreklerimiz devam etmekte. Hem Ramazan'da hem Kurban Bayramı'nda. Zaten şimdi Kurban Bayramı, bu da Kurban Bayramı'nın sofrasının güzeli olacak. Şimdi şöyle bir şey var. Yani beni sizin zeytinyağlı kekiniz kadar şoke eden hem kulağıma zeytinyağlı kek diye bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Yediniz mi? Ben şaşırmıştım doğrusu. Lezzetine de hayran değil kaldım mi? Ama. Yani yaşında. Ön yargıları çatır 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 kıran bir şey. Kek ama zeytinyağlı. Evet. Dolayısıyla çöreğin zeytinyağlı olması beni bir silkeledi ama tam bir tadına da yere bakınca anlayacaksın. İstersen bakabiliyorsan bir dene. Ben şimdi hani sizin emeğinizi hadsizce ev sahipliği üzerinden arkadaşlarımla da paylaşacağım ama şöyle bir bakayım. Değil mi? İzleyenlerimize görsün. Mahrep var içerisinde. Zeytinyağı var. Ben koklamaya devam ediyorum. Şerbetten sonra çörekte sıra. Evet mahlep kokusu geliyor hakikaten. Değil mi? Zeytinyağı. Peki
Şimdi her yörenin çöreği var dediniz ama bu tam olarak nereye ait? Bu Girit mi? Aslında benim tarafım evet Ege bölgesinde. Yani herkes kendi dediğim gibi yemek kültürünü yansıtır ya. Hı hı. Ben şimdi soframızda Rubeli'de de olabilir. Sizin kökeniniz de vardır bu mutlaka baktığınız zaman. Evet bizim Ege bölgesinin bir çöreği bu. Bizde nohut mayasıyla yapılan bir çörek vardır. Yani özellikle düğünlerde ve bayramlarda hakikaten nohut mayası ama. Evet. Enteresan. Hiç biliyor muydunuz? Biliyorum nohutun nasıl mayalandığını evet, biliyorum. Evet, nohut mayasıyla bir çörek. Tabii, tabii. Onu hatırladım ama bu da enfes kokuyor. Tabii. Gelecek gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Ama size doğru yola çıkıyor. Sadece koklayacaklar değil mi? Evet. Hop bayram İstersen çıkıntı. Uzatalım istersen biraz. O tarafa doğru ben uzatabilirim arkadaşlara doğru. Evet, evet lütfen. Teşekkürler. Aa, evet adım adım Onurşan. Evet. Biz çıkabilir miyiz? Şöyle bunu alıp üfleyeyim ben size. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Farkındaysanız şu kollarım iki yana kokluyoruz. Düştü. Kokluyoruz. Hay hay koklama falan değil arkadaşlar. Lütfen buyurun, buyurun devam buyurun, edin oradan. Lütfen. Çünkü kokla, bayram kokla, çok da hoş bir şey hakikaten. Şimdi evet ruhun gıdası dedik ama yani bedeni de doyurmadan nasıl devam edeceğiz? Hem gözümüzü hem karnımızı hem de kulağımızı ruhumuzu dinlendireceğiz bugün. Bayramda bu tarz bir çörek var mı Onur Bey sizin oralarda da? Siz de alın kesin lütfen. Bizde çörek çok ya. Kömbe gibi. Hocam. Nedir? Körek o kadar çok ki. Şurada kalsın mı sonra orada, mı? Sonra, arada biz bunu... Sonra icra ederiz. Kete ve kömbe gibi icra ederiz. Onur Bey, kembe, kete ve kömbe gibi. Çöreğimiz var. Çörek de var Sivas'ta. Katmer var evet. Çörek. Aa katmer evet. Çok. Tabii tabii. Yağlı, tereyağlı. Bir şey soracağım. Ben cahil cahil sorabilir miyim? Estağfurullah. Afyon katmerine benzer bir katmer mi? Sivas'taki daha farklı bir şey mi? Onu hani şimdi, arada haşhaş falan olan bir şey. O nokul diyor, deniyor ona. Nokul derler aa, ona. Doğru. Nokulun ismi. O şimdi hamuru mayalarsınız. Evet. Haşhaş tohumu satılır zaten biliyorsunuz evet. Oralarda. Ben de internet kanalıya getirtiyorum. Tabii gidemiyor şansım olmuyor her zaman oralara. Ve onlarla güzelce o hamuru açtıktan sonra diğer tarafta biraz sıvı yağ ya da biz zeytinyağıyla karıştırıyoruz onu. En çok İsparta tarafında falan yapılır o nokul hı-hı, biliyorsunuz. Hı-hı. Bunları içerisine o güzel o karışımı sürüyorsunuz. Sonra katlıyorsunuz. İster yuvarlak formatta ister büyük. Kestikten sonra biraz suya batırıp bir de susama batırdıktan sonra fırında pişiriyorsunuz. Onun adı nokul oluyor. Muhteşem bir tat. Bayramlarda mutlaka yapıyorlar. Onun benzeri de Sivas'ta yanlış hatırlamıyorsam. Sivas'ta nasıl? Sivas'ın katmerli. Bayağı işte hamuru ayarlıyorsun, fırına ben veriyorsun, çıkarıyorsun, bu yiyorsun. Bir erkek olarak çok güzel bir tarifte bulundu. Tebrik ediyorum. Harika yani. Ben zaman kaybetmiyorsun yani. İkna olabilir miyiz Orkun Bey? Yani tarif ettiği kadar başarılı icra edebiliyor mu Onur Bey? Estağfurullah. Gayet güzel icra etti. Dolayısıyla bizde genelde dedem, rahmetli dedem hani fırına gider, onu özel yaptırır, getirir, başında da dururdu. Tabii. Yani bu bayram sabahı çöreği mi? Yoksa hani sahur zamanlar? Her sabahın çöreği. Öyle. Her sabah. Her sabahın çöreği katmeri öyle söyleyeyim. Ama tabii bayram günlerinde daha farklı oluyor tabii. Daha farklı hissediyorsunuz bir kere. Bir de öyle bir şey. Heh, bak. Anahtar kelime daha farklı hissetmek. Sıradan şeylerin bile bayrama ait ayrı bir kokusu tadı oluyor gibi geliyor bana. Yani hani Ramazan'da da onu pidede hissediyoruz en çok. Yani başka zamanda yiyip içtiğiniz herhangi bir şey Ramazan'da bayramda niye başka bir lezzette? Allah tarafından bize böyle bir doku gelmiş. Yani nasıl diyeyim size hani insanlara kodlanmış mı diyeyim artık o şekilde. O bayramın güzelliği, inceliği, tuttuğumuz orucun mutluluğunu bir parça pideyle açarak o kokusu zaten bizi cezbediyor. Değil mi? Etkiliyor. Asıl verdiği Rabbimiz için tuttuğumuz orucun karşılığında aldığımız çok güzel bir yani nasıl diyeyim size mutluluk, huzur. Açtığınız orucun bir parça bir pideyle açarak o mutluluğu yaşatabilmesi Rabbimizin bize en güzelliği o diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Estağfurullah. Değişik bir konum çünkü bu. Şey var ben bu arada şeyin derdindeyim bir taraftan da. Yani bu nasıl efendim? Hayat ona güzel de var. Şey nasıl? Zeytinyağını fark ettiniz mi? Zeytinyağı olduğunu evet. Hissedebildiniz ama. Et rahatsızlık verdi mi? Vermedi. Değil mi? Tabii. Evet bence de. Ona kötü bir şey yok. Yeter ki yemek olsun. Oo. Tabii tabii yer. Kardeşim Baran maşallah. Baran Bey ne diyorlar? Karşı taraftan böyle bir atak. Yemek için yaşayanlardan, yaşamak için yiyenlerden hangi şık acaba? Hepsi. Ben buna lezzetin hakkını vermek diyorum. Bazen ben bakıyorum. Ben ilki için. Yani nasıl? Yemek. Ben her zaman söylüyorum. Kilo ver Orkun. Abim mesela bana bu konuda sağ olsun çok destek veriyor.
Yani karşılığını alamıyor. Diyor ki yani kilo ver. Çünkü gerçekten hani boyuma göre kilom çok fazla. Ancak ben şöyle savunuyorum durumu. Kesinlikle ben yediğim yemekten keyif alıyorum ve bende doydum noktası yok. Mesela örnek veriyorum, bir il dışına herhangi bir yere veya bir yerde bir şeyler yenilirken orada bir lezzet tadarsam kesinlikle tok olmam veya doymam hiç önemli değil. Artık sohbet tıbbın konusu olmaya başladı arkadaşlar. Evet. Doğru. Ambulans hazır mı bu arada, bunları yersek? Biz her türlü tertibatı bir hep, aldık. Bir de hep yemeği üzerine hani şey yapıyoruz ya şimdi. Bayram sofraları. Aslında yani sofrada neyin ne kadar olduğu değil de, ne kadar oranda olduğu değil de, hani ne yeniyorsa, tek çeşitse ve tek bir şeyse o sofrada duran şey, beraber ailecek onu oluşturmayı başarabilmek bence önemli olan. Hani yerkenki hissiyatımız değişiyor dedik ya hani demin. Ben o lezzeti biraz aklıma, ona bağlıyorum. O geldi gerçekten aklıma. Hani diyelim ki söz meclisten dışarı şimdi arkadaşlar. Burada, şimdi burada mesela çeşit olsun diye bayram görünsün diye görünsün işte adına. Burada bir muhabbetini de yapmak için tabii ki de koymuş bulunuyoruz ve hani üstüne konuşmak için diyelim ki bir çeşit var bir evde. Onu o bayramı o bir çeşitle dahi hani yemeğe dayandırmadan tabii ki de bayramı hissedebilmek. O geri kalan onun orkestrası, teferruatı oluyor işte, yemesi, giymesi vesaire. Hani ne giyersen giy, temiz giyebilirsin sonuçta. Ne yersen ye, doymak niyetindeysen eğer doyarsın. Hani ağız tadı diyoruz ya, her halükarda ağız tadı lazım gerçekten insana. Ne kadar güzel söylediniz. Yani kesinlikle o lezzeti değiştiren veya farklılaştıran, daha özel kılan şey paylaşılıyor mu? O yüzden hani dua yerine de geçsin. Bizi dinleyen, izleyen herkesin evine sofrasında 10 çeşit olan da, 1 çeşit olan da, çok fazla giyinen de, az çeşit giyinen içinde, herkes için de bayramın lezzeti lezzet olsun diyelim. İnşallah. Amin inşallah. Hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum ki itimadım var benim böyle içten sözlerin karşılık bulacağına. Bir araya geldik. Vallahi bayramımızı güzelleştirdiniz. Sağ olun. Eyvallah. Yani devam edeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz sadece. Sizden müsaade rica ediyoruz. Ama sazıyla, sözüyle bayram sofrası bu kurulduğu alanda devam edecek. Sizi bekleyecek. Ardıma bakarım, bakarım.
dökerim, dökerim. Yumurtanın kulpu yok, gözlerimde uyku yok. Sür gemici gemiyi, hiç kimseden korkum yok. Yumurtanın sarısı, yere düştü yarısı. Sarısından fayda yok, kaç gel gece yarısı. Oba! Gözlerimde uyku yok. Sür gemici gemiyi, hiç kimseden korkum yok. Yumurtanın sarısı, yere düştü yarısı. Sarısından fayda yok, kaç gel gece yarısı. Yumurtanın kulpu yok, gözlerimde uyku yok. Sür gemici gemiyi, hiç kimseden korkum yok. Yumurtanın sarısı, yere düştü yarısı. Sarısından fayda yok, kaç gel gece yarısı. Kaç gel gece yarısı, kaç gel gece yarısı. Ağzınıza sağlık, çok güzeldi değil mi? Yani o kadar hoştu ki. Cıvıl cıvıl, kıpır kıpır. Ellerimiz zayıf kaldı. Evet. Kişinin alkışı bu kadar ama gönülden alkışladığınızı eyvallah. Bilin de. Yok, gönülden dinlediğiniz için zaten bizde böyle bir, enerji, bir konser gazı oldu şu an. Tam zamanında bitti. Az daha içimdeki Bediye Akartürk ortaya çıkacak. Onu söyleyeyim gerçekten. Hele yani yumurtanın kulpu yok. İnsanı coşturan gerçekten. Eyvallah. Yerinde zor tutan bir türkü müthişti. Ağzınıza eyvallah, elinize sağlık. Sağ olun. Gerçekten. Valla işin ustalığı biraz da o diyorlar. Yani birine kolayca eşlik edebileceğini, bunu ben de yapabilirim dedirtebilecek şekilde işini ortaya koyan insan ustadır. Siz böyle bir şey yapınca biz de hayda diye işin içine dalabiliyoruz. Aynı şey sizin el marifetiniz için de geçerli. Şimdi izleyenlerimiz o ara sırasında zannediyorlar mı ki biz uslu uslu oturduk? Hiç öyle bir şey yapmadık. Yani şu sofranın hakkını vermeye çalıştık tabii. Ama bir taraftan ne oluyor ne bitiyor sizinle de paylaşmak istiyoruz. Çünkü bayram çöreği dedik, bizde baklava olur dedik, şu olur dedik, bu olur dedik. Burada enteresan şeyler var Nilgün Hanım. Onlardan birazcık bahsetmenizi isteyeceğim. Bir tabii. De, evet oradan başlayalım, ondan sonra soracaklarım da var tabii. Yani bu ilek, incir biliyorsunuz bayramlarda bizim Ege'de çokça tüketilir. Bayram sofralarında mutlaka olur. Ha onu gördünüz siz biraz önce. Onu evet, gördüm çünkü evet. Çörek deyince tamam bizden tamam. Bir renk. İncir deyince tamam bizden bir şey. Şerbetler detayına bizim, ineceğiz ama evet. Bizden. Fakat şu nedir? Evet bununla enteresan değil evet, mi? Ben hala koklamanın peşindeyim ya değil mi? Hemen söyleyeyim. Ama bu tatlı mı tuzlu mu ben çözemedim. Karışık. Nedir şöyle. Bu? Bu nereli çok bu değişik arkadaş? Bir defa o arkadaş Filipinli. Bu tatlı gibi ekmek gibi şey içinde biraz tavuk var hamur var böyle pirinçle yapılmış. Fakat bunun en önemli özelliği buharda pişmiş olması. İşte o ülkelerde de hani bizim nasıl bayramlarımızda hı hı. Çok güzel böyle rengarenk çeşit çeşit sofralarımız ve yiyeceklerimize bezeriz ya. Onlarda da bu alışkanlıkları var Filipin'de. İşte en çok kutlu kullanılan şeyleri. Bu dışı hamur değil mi bunun? Hamur değil bu. Bu buharda pişmiş, steam'de pişmiş bir ekmek. Ekmek diyelim size. İçinde tavuk parçaları var. Son derece sağlıklı. Nereden diyorsunuz? Ben de çünkü Filipin'e bir sempatim şöyle var. 30 yıllık bir arkadaşım var. Japonya'da tanışmıştık. Rowena Tuzcuoğlu. Ona buradan bayramını da kutluyorum onun. Türkiye'de yaşıyor. Aynı zamanda.
onların yemek kültüründe vazgeçilmez bayram çöreği diyelim. Hmm. Onların bayram çörekleri işte. Mahletlisi çok farklı buradaysa, değil mi? Mahletlisi buradaysa evet pirinçli. Nasıl tadı? Ne kadar enteresan değil tatlı mi? Tatlı tuzlu, ilginç. Evet onlar için genellikle öyle. Tabii bizim de gerçi böyle tatlı tuzlu lezzetler bizde de var. Başladı. İçine geçmiş. Tabii eski dönemlerde zaten Osmanlı'da biliyorsun kuru eriklerle, sarmalar. Erikler, giriyor işin tabii, içine, kayısılar, üzümler giriyor. Üzümler dediğiniz gibi. Peki bizim geleneğimize döndüğümüzde şimdi ben bunun kendi çapımda hakkını vermeye çalışacağım. Ama güzel, gerçekten lezzetli, hoş, çok sağlıklı. Hoş, ilginç bir şey gerçekten. Tabii. Bir hatam şu oldu, ben bunun kenarından sizin pişirdiğiniz kalıbın almış olduğu şekli sebebiyle kağıt sökmeye çalışıyorum. Kağıdı falan var. Doğrudan. Yok, direkt alacaksınız. Aldım, evet. Evet. Gelelim bizim bayram lezzetine. Şimdi tabii. Elimdeki lezzet hani Filipinlerin mübarek olsun, tamam güzel. Ama kendi lezzetlerimize döndüğümüzde gelenek diyoruz. Gelenek hakikaten pekiştiriyor. Fakat gelenek deyince açık söyleyebilir miyim? Şu muhteşem şeyleri yapıyorsunuz ya mesela şerbetleri falan. Ona atıfta bulunmak, nostaljik bir sohbetin konusu etmek çok güzel de sanki bugün uygulanamaz gibi, zor gibi. Yanlış mı düşünüyorum? Çok katılıyorum size bu konuda. Çünkü neden? Şerbetler için ayrı bir bence artık eğitimin olması gerek. Benim kitabım var biliyorsun. Geçmişten günümüze şerbetlerin yazarıyım aynı zamanda. Fakat biz buna çok fazla önem neden vermiyoruz? Şöyle ki artık bu dünya hızlı çalışıyor. Ülkemizde de öyle. Hanımlar çok yoğun çalışıyor. Hı hı. Sonra gazlı içecekler hayatımızın her anında o insanların paketlerindeki rengarenklik, içindeki olan içeceğin inanılmaz şekilde reklamlarla halka sunulması bir psikolojik etki yaratıyor biliyorsunuz. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Üniversiteler olarak diğer başka kurumlarda da mutlaka bu güzel bereketli topraklardan çıkan bu meyvelerin, sebzelerin, bitkilerin bir şekilde ortaya çıkarılması için bir okul kurulsun diyorum ben her bir programımda. Bir şerbet okulu olabilir, özel bir aslında okul, eğitim. Aslında ne kadar ilginç bir şey. Bakın yüzyıllar öncesinin gündelik hayatı tabii. Bugün bizim için bir araştırma konusu veya kesinlikle. Bir uzmanlık alanına falan dönüşmek durumunda. Geçmişte büyük bir doğallıkla yapılabiliyordu bunlar ve hayatın bir parçasıydı. 300 yıl önce yaşıyor olsak Nevin Hanım. Evet. Bir araya geldik. Soframızda ne olurdu? Mesela şu şerbetler neler olurdu soframızda? Bence soframızda yine şerbet türü bir şey olurdu tabii. Osmanlı 600 yaşında olduğuna göre. Evet. O dönemlerde demir hindi şerbeti, sirkencabın şerbeti, bal şerbeti. Bu tür şerbetler mutlaka olmazsa olmazlardandı. Zaten saraydaki yaşayan hekim başları da helvahanede işte şerbetler, macunlar da üretiliyor orada. Tatlıların da yapıldığı bölüm orası. Bu şekilde şerbetlerin de mayaları yapılmaktaydı o dönemlerde. Neler olurdu? Gül mesela Isparta'dan gelirdi saraya. Oradan gelen güllerle gül mayaları yapılırdı. Demir hindi özellikle çok gelirdi yurt dışından, hani Arap ülkelerinden. Bunlarla birlikte yurt geniş bir alanda da olunca yurt bir de çok o zaman değil. Topraklarımız çok geniş tabii. Alanımız çok geniş. Arap yemek kültürü de bize girmiş. Şimdi baklava diyeceksiniz bizim. Hayır, baklava Arap ülkelerinden geçme aslında. Biz kendimize göre onun tadını yorumladık. Kadayıfı ona göre yorumladık. O da nasıl oldu? Yine dediğimiz gibi saray mutfaklarında çalışan yabancılar da vardı, aşçılar. Onlar da kendi yemek kültürlerini oraya da empoze taşımış ettiler. Oldular. Bir de sultanlara yemek yapılırken en güzelini yapabilen yarışı vardı. Böyle biraz bir önce kokladık var. Ya. Çok güzel bir şeye değindin aslında. Bu tür şeyler de rekabetler de var orada. Çünkü o zaman ne oluyordu? En güzel yiyecekler, en güzel içecekler ortaya çıkmış dönemin oluyordu. Dönemin master şefleri. Kesinlikle o dönemler. Yani onlar bence geçmişte yaşananların şimdi Türk şeye uyarlanması, günümüze uyarlanması diye düşünüyorum. Şeyde acaba yani çarşıda pazarda tüketilen hangisi acaba? Şu an evet. Yani halkın içinde. Yani şöyle, o dönem için halk yani halk saray mutfağı dediniz ya. Tabii halk mutfağı da aynı şöyle. Neden? Şerbetçiler var eskiden biliyorsun. Üzerlerinde böyle pirinçli olan kıyafetleri buralarına buz gibi dişe 32 dişe keman çaldırır diye satarlardı. Evet. Arkalarında ibrik vardı onlarla. Dediğim gibi yine özellikle bal, sirkencebi. Yani hepsi evlerin içinde yapılır yapılabiliyor durumda. Tabii ki. Çünkü neden şöyle düşünmek lazım? Bir evin bahçesinde mutlaka bir dut var, bir nar ağacı var. Çünkü duygusal ağaçlar, duysal ağaçlar bunlar, duygu yüklü ağaçlar. Mutlaka evin temeli atılırken o güzel ağaçlar da ekiliyor. Dolayısıyla ne yapıyor? İncirden de yapabiliyor, nardan da yapabiliyor, elmadan da yapabiliyor. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Çok yemek kültürümüzde çok fazla renk olduğu için
İnsanlar bunları rahatlıkla bir şekilde yapabilmişler. Mesela çiçeklerden hem problemli olanlar, rahatsızlık, mental problemli olanlar için de kullanılmış, rahatlatmış hem. Hem güzel kokusuyla işte sabunlar yapılmış, arkasına parfümler yapılmış. Sakinleştirici, rahatlatıcı tabii olarak ki, mı söylediniz? Tabii ki leylak, yasemin, gül. Bunlar çok önemli. Lavanta, ha dedin ya içtim lavanta evet, şerbeti. Evet. Bunlar sadece o anki vücuttaki işte havanın sıcaklığında hararet kesmesi için değil. Aynı zamanda bazı rahatsız olanlara mesela gece yatarken başucunuza bir parça lavanta, bir parça rezene tohumlarını mesela koyabilirsiniz. Ya da gül ya da yasemin çiçeğini. O sizi ne yapar? Belli bir süre sonra derin bir uykuya daldırır. İnsan vücudu için çok yararlı biliyorsunuz. Alternatif tıpta bu tür şeyler çok çok kullanılmaya başlandı. Dediğim gibi bizim o dönemlerdeki şeyler, hekim başları da bunları bir şekilde yazmışlar. İbn Sina'dan tutun bütün gelen günümüze kadar belgelerde de bunları biz rahatlıkla görebilmekteyiz. Hem tedavi amaçlı, hem rahatlatıcı, hem de şifalandırıcı, yani vücudu dinç tutması açısından da bu tür şeyler çok tüketilmiş. Bizim yapmamız gereken bir anne olarak evde gül yapmamız kurutabiliriz. Gereken dediniz, onu evet. Soracaktım aslında. Gül kurutabiliriz. Yani... Ya da gül mayası yapabiliriz. Ya da benim yaptığım, geçen sene yaptığım Yasemin bu benim Kuşadası'nda yapmış olduğum. Bunları güzelce maya yaptıktan sonra nedir maya? Ucundaki zehirli kısmı, hani zehir dedim hani acı o kısım var ya, evet. Yasemin'in. Evet. Onun ucunu koparıyorsunuz. İçerisine bir miktar toz şeker, bir kaşık da böyle limon suyu ya da limon tuzunu ekliyorsunuz, güzelce ovuyorsunuz, cam kavanozlara dolduruyorsunuz, buzdolabına saklıyorsunuz. Sakladıktan sonra istediğiniz zaman bunu şerbet, kışın sıcak çay. Olma zamanı ne kadar? Hani 3 ay dokunma, 5 ay dokunma 2 yıl, 3 yıl duruyor dolapta, buzdolabında. Hayır, sorun olmuyor. Hayır, anında da taze kullanabilirsiniz. Ha. Bekletebilirsiniz de. Bunlar kurutma şansınız varsa kurutulmuş da alabilirsiniz. Aktarlara gittiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka şöyle bir elinize bir böyle kuruları yapıp da hani koklarsanız acaba hani kekiğin kokusu çıkıyor mu? İşte lavantanın kokusu, onlardan taze olduklarını da algılayabilirsiniz. Onları alıp evde yine cam kavanozlarda saklayabilirsiniz. Yani yöresel olarak bizim mesela ne var bizde? Mercan köşk çok vardır Ege'de. Mercan köşk şerbeti biz çok tüketiriz ve ben onu çok severim. Çocukların gazı gitmesi için rezene kullanırız, anason kullanırız. Siz de bilirsiniz, çocukların rezene çayları mutlaka vermişsinizdir. Kesinlikle. Bunların işte hepsi sadece illa şekerle buluşmasına gerek yok. Çay olarak çok az içerisinde böyle şey, mesela ben dutu ne yapıyorum? Dutu şeyden, rondodan geçiriyorum. Sanki şeker olarak bunu kullanıyorum tatlandırmak adına. Şerbetleri de bu şekilde tatlandırabilmeniz mümkün. Gerçekten bazen kıymet verdiğimiz şeyleri öyle yukarılara üstlere taşıyoruz ki sanki bugün uygulanabilmesi çok mümkün değilmiş gibi çok geliyor kolay. O yüzden ama aslında ben bir cesaretlendim, bilmiyorum ne diyorsun? Yani o aradaki boşluk niye acaba, ben onu merak ediyorum ya. Yani hani niye sofralardan kalkmış mesela? Yani. Dediğim gibi işte. Pazar. Yani, tabii ki yani, tüketim toplumu olmaya başlıyorsun ister istemez bakın. Mesela ben Japonya'ya gittiğim zaman ne ilgimi çekmişti? Dut yapraklarından çay içtim ben. Aa, bir buçuk ay kaldım orada. Japonya'da iyice araştırma şansım da oldu. Adamların kültürüne şimdi gittiğinde yine aynısı var. Bizde yok, kayboluyor biz bizde. Biz içmede, yemede, dinlemede vesaire hani giyimde hani... Acaba hani neyin tesiri açık mıyız? Yani neyin reklamı, neyin şeyi gözümüze ne daha çok geliyorsa onu mu acaba yapmışız? Yani o yüzden mi kalkmış sofralarımızdan, kulağımızdan, işte ne bileyim. Hanımların iş hayatına girmesi bence biraz da onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Hani zaman kısıtlaması, bir de reklamların çok yoğunluğu, fazla medyanın oluşması. Ne bileyim işte atalı anneler çok fazla yoğun çalışırken annelerimiz ev hanımlarıydı, öyle düşünmek lazım. Biz çalışıyoruz tamam mı? Ya eğer ilgimiz varsa yapıyoruz, ilgimiz yoksa yapmıyoruz. Ama onun dışında işte bu sosyal medya insanı çok etkiliyor. İşte yeni gelen ürünleri bize tatmak istiyoruz. Bir online denen bir sistem var artık biliyorsunuz. Dünyanın en ucube yerine kadar da ulaşabiliyorsunuz. Onların yemek kültürlerini görüyorsunuz. E tabi bunların hepsi etkili oluyor. Ama kendi yerel yemeğimizi, müziğimizi ya da işte neyse o onun altına her şeyi koyabilirsin. Konuşmamızı, şivemizi korumamız aslında o kendi kimliğimizi koruduğumuz anlamına gelmiyor mu? Kesinlikle ona hani katılıyorum. Biz çünkü hani bazen böyle bir farklı olduğumuz zaman daha elitist gibi oluyormuş gibi falan düşünüyoruz ya. Ben ona yanlış. Onu, o yanlış onun altını bence. Böyle bir çizelim de. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Yalnız şöyle özümüzü bir şey kaybetmeyelim. Evet. Ama evde mutlaka mesela sizin işiniz de bu şerbetleri öğrenmeli. Belki de biliyor, eyvallah. Devam ettirecek.
çocuklarınıza öğretecek ya da sizler öğreneceksiniz evet. gibi. Sanki bir iade-i itibar durumu var gibi geliyor bana mutfağımıza yönelik. Bizim çocukluğumuzda hazır olana ilgi sanki daha fazlaydı. Şimdi azaldı. Sizin ilginiz, sizin bilgilendirmeniz veya sunumlarınızla biz diyoruz ki artık yani ağız tadımız yerine gelsin. Kulağımda da Onur Şan türkü söylerse ben mesela şurada Yasemin şerbetimi içerken bir de güzel türkü dinlesem benden iyisi mi var? Akşam olur evet. karanlığa kalırsın diye. Olur. Sağlık. Eyvallah. Güzeldi gerçekten. Rica ederiz. Oldu o zaman. Oldu o zaman görüşürüz. Gerçekten oldu o zaman. Bir de ben müsaade ederseniz tam türkünün sonuna doğru aklıma geldi. Bugün asla hiç bayramlaşamayacağınızı düşündüğünüz bir kişiyle herkes bayramlaşsın lütfen. Mesela
küs olduğu biriyle olabilir. Ya da kendinden farklı düşünen biriyle olabilir. Hem dünyaya bakış açısı olarak ya da siyasi görüş olarak veya farklı dinden olabilir. Farklı mezhepten olabilir. Böyle hiç bayramlaşamayacağınızı düşündüğünüz aklınızda, zihninizde o biriyle bayramlaşmaya çalışalım. Mesela. Vallahi işin zor tarafı gibi görünüyor ama aslında işin en tatlı, en güzel tarafı da olma ihtimali yüksek tabii. Bence ki. Yani tabirimi bağışlayın. Deli gibi buna ihtiyacımız var bizim topraklarımızla. Ciddi söylüyorum yani. Canı gönülden söylüyorum. Sevmek, sevilmek. Ve nefse zor gelen, yani insan en çok, yani en güçlü olduğu yer aslında nefsiyle mücadele edebildiği yer. O dediğiniz şey onun için çok zor. Yani işin kolayı biz birbirimizi ne kadar çok seviyoruz falan diye devam edebilmek. Ne bileyim, öyle bir kardeşiniz olarak ben çok de güzel bir, böyle bir çok iyi bir yapabiliyorsak, yapabiliyorsak hepimiz yapmaya çalışalım. Engel ne hepimiz. Ki? Yani çok. Bence kendimizden de bir engel olduğunu engel düşünmüyorum. Aynen. Yani ve bizim gerçekten şu topraklarda buna deli gibi ihtiyacımız var. En fazla buna ihtiyacımız var. Kolaylaştıracak şeylerden biri de aslında bu söylediğiniz türküler zaten. Yani ne kadar ayrı istikamet. O yüzden mi acaba türkü söylerken aklıma geliyor? Olabilir hakikaten. Gerçekten şaka bir tarafı olabilir. Hani gülüyoruz, doğru, eğleniyoruz, evet, ama yani biz sadece böyle bir güzel sesi dinleme ihtiyacı olmayabilir. İçimize dokunan bir tarafı var. Çünkü bazen hani gerçekten şu anda dahi karşı komşumuzun yüzüne söyleyemeyeceğimiz şeyleri sosyal medyadan birbirlerimize yazıyoruz. Hani böyle bazen böyle bir dolanırken böyle farklı görüşten, farklı inanıştan olan insanlar, hı hı, birbirlerine gerçekten haddimizi çok aştık yani. O haddimizi bilmek gerekiyor. Herkes, ama herkes, düşüncesi, dini, dili, ırkı ne olursa olsun herkes için geçerli olduğunu düşünüyorum ben. Nacizane yani böyle hem çok haklı hem çok tatlı bir hatırlatma gerçekten bunu ve bütün, eyvallah, samimiyetimle söylüyorum bunu. Eyvallah. Çünkü dediğim gibi yani birbirine çok aşina olan insanların yolun kesişmesi zaten normal ama, hı-hı, bayramın kastı eğer bu şu kulluğu hatırlamaksa, hı-hı, onun yolu o güzellikten, eyvallah, geçiyor gerçekten. Eyvallah. Öyle olsun. Bir şey diyeceğim. Bizi dağıtıp geçiyorsunuz da siz söylerken ne hissediyorsunuz? İşte böyle şeyler oluyor. Böyle şeyler oluyor. İç temizleniyor, arılanıyor galiba, değil mi? Ruh. Nasıl bir tattır, nasıl bir motivasyondur onu merak ediyorum ama bugün karşımızda şöyle bir yetenek var bizim. Yani sadece ses sanatçısı, halk müziği sanatçısı Onur Şen değil ki, oyunculuk tarafı da var mesela. Böyle ikisini ayrı kefelere koyup böyle tartıp kenardan baktığınız oluyor mu mesela? Ya şöyle, yani bir kere ikisinden de sonuçta para kazanıyorum yani bir yerde. İkisini de keyifle yapıyorum. Ama birinin okulunu okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü mezunuyum. Müziğin okulunu okudum. Oyuncunun da alaylısıyım, öyle diyorum. Böyle ifade etmek çok hoşuma gidiyor. Oyunculukta çok usta oyuncularla, değişik oyuncularla çalışma fırsatı buldum. Dolayısıyla kendimi geliştirme fırsatı buldum ki hala geliştirmeye gayret ediyorum. Dolayısıyla hani müzik benim için bambaşka bir yerde. Hani aileden de gelen bir durumu var. Oyunculuk öyle bir şekilde nasip oldu diyeyim. Yani. Kenarda bir çeşne ama yani iyi tat veren, evet, güzel. Ama her sezon böyle hani her zaman onu kovalayan, onu düşünen bir halde değilim açıkçası. Ama böyle cuk diye oturan, hani hem beni düşünen yapımcının veya o organizasyonun neyse beni oraya layık görmesi, benim de ona benim de içime sinmesi, örtüşmesi, güzel bir şey ortaya çıkması benim için de keyifli oluyor. Dolayısıyla o hani kefe dersek böyle şeyler çıkar ağzımdan. Böyle şeyler çıkar. Peki bu ağız tadını, damak tadını şenlendiren sofranın etrafında bugün buluştuk. Yavaş yavaş da sona doğru geleceğiz. Ben itirafımı yaptım baştan. Seyircilerimiz de bunu zaten bilirler. Yani ben müziğin önünde arkasında çok konuşabilen biri değilim. Elim ayağım kesiliyor. İster hareketli şarkılar olsun, ister duygusallığıyla içimi eriten şeyler olsun. Ne olursa olsun müzik devreye girdi mi benim sesim kesiliyor gerçekten. İyi bir dinleyici olabiliyorum orada. O yüzden şimdi vedadan önce şarkılarımızla, türkülerimizle yolumuzu açalım, oradan ilerleyelim. Ama
sonrasında ben hani teşekkür etmeyi unuturum. Bir misafir ağırlama konusunda eksikliğim olur ev sahibesi olarak. Gerçi siz mahcup etmezsiniz bu bayram günü beni ama. Yüzlemezsiniz eksikliklerimle ama. Ne demek? Ağız tadımızı yerine getirdiniz Nilgün Hanım. Estağfurullah, ne demek efendim? Görevimiz... Soy ismiyle müsemma bir insansınız. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetinizle, çok sağ olun. El emeğinizle. Çok sağ çok olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Allah nicelerine erişirsin inşallah hep birlikte evet, cümlemizle. Beraber. Onur Bey, arkadaşlar elinize, sesinize evet. Sağlık. Yani nasıl diyelim ki bizi çok memnun ettiniz, mutlu ettiniz. Biz Allah gönlünüze ama. Göre versin. Teşekkür ederiz, sizin de öyle. Bayram gününü güzelleştirenin teşekkürü nasıl yapılır ben hiç bilmiyorum. Böyle cılız cılız kenardan elimi ben şöyle alkış temposunda tutarak devam ettireceğim ama ne dinleyeceğiz? Valla o zaman giderim kırağından diyelim. Giderim kırağından dil halil halil fincanlım. Gül yoldum orağından dil şanguk şehrili güllük perili silfanlım. Gül mevsimi tez geçer dil halil halil fincanlım. Kavuşak sağlığına dil şanguk şehrili güllük perili silfanlım. Gül mevsimi tez geçer lili halil halil fincanlım. Kavuşak sağlığına dil şanguk şehrili güllük perili silfanlım. Şanguk şehrili güllük perili silfanlım. Ayrılık gömleğini lil halil halil fincanlım. Benden başka giyen yok lil şanguk şehrili güllük perili silfanlım. Ayrılık gömleğini lil halil halil fincanlım. Benden başka giyen yok lil şanguk şehri güllük perili silfanlı. Giderim gidişim dirilili halili halili fincanlım. Yollarım ibrişim dirilili şanguk şehir güllük perili silfanlım. Asker oldum gidiyorum lili halili halili fincanlım. Belki de son görüşümdür lil şanguk şehrili güllük perili silfanlım. Asker oldum gidiyorum lil halili halili fincanlım. Belki de son görüşümdür lil şanguk şehrili güllük perili silfanlım. Şanguk şehrili güllük perili silfanlım. Şanguk şehrili güllük perili.